Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Milli birlik ve beraberliğimiz için dayanışmamızı da bir kez daha vurguluyoruz. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış hain FETÖ mensuplarının işgal girişimi, 79 milyon vatandaşımızın tek vücut olmasıyla püskürtülmüştür. Zatıaliniz bu işgal girişiminin püskürtülmesinde özel ve çok önemli bir liderlik görevi yapmıştır. 15 Temmuz'u takip eden süreçte yaptığımız değerlendirmelerin birinde, kalkışmanın taktik hedefi Cumhurbaşkanımız, stratejik hedefi ise Türkiye Cumhuriyeti'dir demiştik. Zaman içinde elde edilen veriler bu tespitimizi doğrulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti o gece bir büyük felaketin ve muhtemel bir iç savaşın eşiğinden dönmüştür. Ancak sizin de isabetle işaret ettiğiniz üzere tehlike geçmemiştir. FETÖ adlı hain örgüt sadece bir araçtır. Bu örgütün arkasındaki güçler, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, jeopolitik konum ve bu bölgede yaşanan çok büyük menfaat çatışmaları olduğu gibi durmaktadır. İşgale karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında saf tutmak hepimizin asli görevidir. Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği ve istisnasız 79 baro 15 Temmuz gecesi henüz Ankara ve İstanbul'da çatışmalar olanca hızıyla devam ederken demokrasiden yana tavrımızı daha gece yarısı olmamıştı açıkça ortaya koyduk. Ve bir şey daha söyleyeyim metnin dışına çıkarak. Sizin ve Sayın Başbakan'ın açıklamalarını televizyonda dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğine inancımız arttı. Efendim, Türkiye Barolar Birliği Başkanı sıfatıyla çok sayıda yabancı televizyona, radyoya, gazeteye o günden beri mülakat veriyorum. İşin esasını, bunun bir işgal girişimi olduğunu ve bu hainler başarılı olsaydı sadece demokrasinin öyle geçici süre askıya alınmakla kalmayacağını, Türkiye'nin sonu gelmez bir iç savaşlar dizisine sürükleneceğini ısrarla ve zaman zaman da anlamak istemeyenlere anlatıyorum. İlişkide olduğumuz 72 uluslararası meslek örgütüne bu çerçevede olayın aslını anlatan yazılarımızı gönderdik. Etkili olduğunu düşünüyorum. O günden bugüne Sayın Adalet Bakanımız ve çok değerli bürokratlarıyla yakın ilişki içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda Adalet Bakanlığımızla Barolar Birliği'nin oluşturduğu koordinasyon kurulu soruşturmalarda yaşanan bir takım aksaklıkları gidermek için de aralıksız mesai sarf etmekte. Bunun için de bakanımıza ve onun şahsında tüm bakanlık bürokrasisine teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. 60'ın üzerinde baromuzla birlikte Gazi Meclisi'ni de ziyaret ettik. Meclis başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Kendilerinin talebi üzerine de genel kurulu selamladık. Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün en çok istediği suçlunun suçsuzdan ayrılmaması, böylece gerçek FETÖ mensuplarının da orta vadede mağdur konumunu zorlayıp özellikle uluslararası kamuoyunda da itibar kazanmaya çalışmasıdır. Bunu önlemenin yolu sizin, Sayın Başbakan'ın ve Sayın Adalet Bakanımızın da
sıklıkla ifade ettiği üzere devletimizin eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranıyor olmasıdır. Buna göre adil yargılanma, savunma, avukatın yardımından yararlanma, suçsuzluk karinesi, haksız yere lekelenmeme haklarına hem vatandaşlarımızın menfaati hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin üstün menfaati gereği azami saygı gösterilmesinde büyük fayda vardır. Bu hakların ihlali öncelikle FETÖ'ye ve onunla işbirliği içinde olduğunu çeşitli vesilelerle gördüğümüz bölücü örgüte yarayacaktır. Biz avukatların savunma görevimizi layıkıyla yapması, suçlunun suçsuzdan ayrılmasını sağlayacaktır. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanım, uluslararası kamuoyuna FETÖ'yü ve FETÖ'ye karşı yürütülen haklı mücadeleyi anlatma yükümlülüğümüz vardır. Bu amaçla sizin talimatınızla bir çalışma grubu oluşturulacak ise burada en etkin şekilde yer almaya ve tüm dünyaya Türkiye'de olanları ve meşru savunmamızı en önde anlatmaya biz talibiz. Bu noktada Türkiye Barolar Birliği olarak 18-23 Eylül 2016'da ABD'nin başkentinde Uluslararası Barolar Birliği Genel Kurul toplantısına katılacağız. Bu toplantıdan en etkin şekilde yararlanmak istiyoruz. Konuyu Sayın Adalet Bakanımıza da açtık, istişare ettik. 2,5 milyon avukatı temsil eden bu uluslararası örgütün toplantısı vesilesiyle dünyanın önde gelen Barolar Birliği başkanlarıyla, ABD yüksek hakimleriyle, Türkiye lobisi üyesi senatör ve temsilcilerle görüşme imkanına sahip olacağız. Ben Adalet Bakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bu konuda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Zaten halinizin de destek vermesiyle bu genel kurulda büyük bir başarı sağlayacağımıza ve haklı mücadelemizi en etkili şekilde anlatabileceğimize inanıyorum. 79 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmanın tek yolu adalet paydasında buluşmak. Hukukun üstünlüğüne güven sağlandığında etnik kökeni, mezhebi, dini, dili, inancı ne olursa olsun vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla hem gurur hem güven duyacaklardır. Böylece efendim, ülkemizi bölmek, bizi birbirimize kırdırmak isteyen sinsi yapıların planları da sonsuza dek boşa çıkmış olacaktır. 15 Temmuz sonrasının kuvayi milliye ruhunun ve yapıcı ortamının bir daha bozulmamak üzere sürdürülmesini ve tüm toplumsal ilişkileri de hakim kılınmasını diliyoruz. Saygılarımızla arz ederiz efendim.